Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. Feyiz Meclisi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta da yine gündeme dair önemli konuları konuşacağız inşallah. Kıymetli Masum Bayraktar hocamızla birlikte gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. İletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum. Program boyunca da bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz inşallah. Program boyunca cevaplamaya çalışacağız. 0530 644 36 88 0530 234 04 88 numaralı telefonla bizlere ulaşabilirsiniz sevgili izleyenler. Evet, programa geçmeden önce öncelikle hocama hoş geldin demek istiyorum. İlk sözlerini almak istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Rabbim tesirinizi yüksek eylesin. Ben bu hafta ifadelerime şuradan başlamak istiyorum, açık söyleyeyim. Pazar günü seher vaktinde ticaret erbaplarına, yani ticaretimde bereketimde problem var diyen, ondan sonra borçlarımı ödeyemiyorum, senetlerim çeklerim dönüyor, sıkıntılarım çok, rızıkla alakalı bayağı bir rahatsızlığım var, yani artık daralma meselesi var, işlerim umduğum gibi gitmiyor diye nitelendiren dostlarımız, ahbaplarımız, kardeşlerim, dostum, herkese çağırdık biliyorsunuz. Geldiler sağ olsunlar, bayağı katılım güzeldi elhamdülillah. Ve bakın, ticaretle alakalı olmasına rağmen duada bir feyiz, bereket, bir mutluluk gördüm, huzur gördüm. Baktım ki demek ki bu dua hakikaten Allah Celle Celaluhu'nun hoşlandığı, beğendiği, razı olduğu, isteğin vereyim buyurduğu bir olay olduğunu bir daha canlı canlı yaşamış olduk yani. O yüzden ilgi ve alaka duyan arkadaşlara, özellikle FM TV'den gelen, evet, seyircilerimizden gelen, sosyal medyadan gelen, ilgi ve alaka duyan bütün cemaatimize teşekkürle başlamak istiyorum. Bu işe emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun gerçekten. Çünkü böyle bir şeye ihtiyaç var. Halkımız duayı, Allah'tan bahsedilmesini, Peygamberden bahsedilmesini sever. Sohbeti sever yani. Elhamdülillah. Duayı sever elhamdülillah. O yüzden dolayı tekrar ediyorum. Çok etkilendim. Hoşuma gitti yani. Katılım da güzel. İnsanlar baktım bu işi seviyor. Hanım kardeşlerimiz çok ilgi alaka duymuş. Elhamdülillah. O yüzden dolayı bu işte emeğiniz geçtiğinden dolayı size de teşekkür etmek için inşallah niyetiyle başlamış olduk. Rabbim tesirini yüksek eylesin. Bütün kardeşlerimize başarılar nasip etsin inşallah. Evet sevgili izleyenler, Mehmet Akdemir hocamız kısa bir Kur'an tilaveti yapacak. Ondan sonra da programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم تقبل الله بارك الله Mehmet hocamızın ağzına sağlık diyorum. Allah razı olsun. Güzel ayetlerle alakalı bizleri nurlandırdı inşallah. Yerlerin göklerin nuru Allah'a ettir diye başladı elhamdülillah. Allahu nuru semavati vel ard. Yerlerin göklerin nuru Allah'a aittir. Rabbim inşallah bu nuru hakkıyla anlamayı nasip etsin. Yehdillahu li nurihi men yeşâ Allah dilediğine evet, nurunu hidayet eder, nuruna hidayet eder. Nurun ala nur. Onlar adı nur üzerine nur vardır. Güzel insanlar siz öylesinizdir diye düşünüyorum ben. Siz nur üzerine nur olmuşsunuzdur inşallah. Rabbim başarmayı nasip etsin. Asıl ticaretle alakalı bu pazar günü okunmuştu bu ayetler. Ticaretle alakalı biliyorsunuz. Mevla Teala buyuruyor ki, رِجَالٌ لَا تُلِه۪يهِمْ تِجَارَةٌ Ticarette öyle erkekler var ki diyor Hazreti Allah diyor. Adam gibi adam. Var ya Türkiye'de kullanılan bir ifade. Nasıl bir adam? Adam gibi adam. Yani kıymetli adam manasında. Öyle erkekler var ki diyor Mevla Teala ticaretlerinde. Evet ticaretler onları Allah'tan alıkoymuyor. Alışverişleri onları Allah'tan alıkoymuyor. Dünyaya dalmıyorlar. Nakşibend Hazretlerimiz, Muhammed Bahattin Şahin Nakşibend Hazretlerimiz elhamdülillah geçen hafta onu ziyarete gittik. Rabbimin ikramı davetlisi olarak gittik elhamdülillah. Evet çok kıymetli geçti. Arkadaşlar söylerse anlatırım. Soru olarak varsa yani. Neyse ben asıl konuya geleyim. Muhammed Bahattin Şahin Nakşibend Hazretleri bu ayeti kerimeyi şöyle anlatıyor. Bir gün diyor pazara çıktım diyor. Pazarda diyor bir genç diyor bir baktım ki diyor öyle bir alışveriş yapıyor ki diyor. Allah Allah, müthiş bir alışveriş içinde yani. Gelen müşteriler, bol müşteri falan. Dedim ki diyor içimden, ya bu dedim, dünyaya dalmıştır dedim ya. Baksana şu haline bak. Sonra kalbimden şöyle bir onun kalbine teveccüh ettim diyor. Bakayım kalbi nasıl. Bir baktım ki kalbi Allah'la beraber. Her ne kadar hareketleri, oluşumları, ticaretle meşgul olsa da kalbi Mevla ile beraber olduğunu gördüm diyor. İşte bu ayet aklıma geldi diyor. Öyle erkekler var ki diyor Mevla Teala. Evet, onları ticaretleri, alışverişleri Allah'tan alıkoymaz. Bu hafta pazar günü evet, ticaret erbapları geldi. Elhamdülillah onlarla dua ettik. Tüm kardeşlerimiz geldi de derken davet ettik. Dua ettik. İnanıyorum ki onların da kalbinde Allah sevgisiyle bu işi yaparlar. Niye? Çünkü onlar Allah'a müracaat için geldiler. Allah'a müracaat için bir araya geldik. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Rabbimiz erkek diyor bunlar erkek. Öyle erkek ki, evet, onları dünya meşgul etmiyor. Alıkoymuyor. Aldanmıyorlar dünyaya. Sonra bir gün diyor, Nakşibend Hazretleri, Beytullah'tayım diyor. Bir tanesi diyor, Beytullah'ın eteklerine yapışmış diyor. Öyle ağlıyor ki diyor, vay dedim diyor be, maşallah.
Ne ağlıyor dedim be diyor. Demek ki iyi sağ, yani Mevla iyi dua ediyor yani. Sonra kalbine bir teveccüh ettim diyor. Bir baktım kalbi diyor sırf dünya maası var diyor. Boş işlerle kalbi meşgul. Aslında görüntüye baktım mı Beytullah'ın eteklerinde yalvarıyor. Ama kalp oynak. Oyna Rabbim kalplerimizi kendisine hakkıyla zikrullah'a çevirenlerde olmayı nasip etsin inşallah. Evet Mevlamız buyuruyor. Erkekler öyle erkekler var ki alışveriş yapmaz onları alıkoymaz. Namazlarından o ticaret onların namazlarından alıkoymaz. Zekat vermelerini alıkoymaz. Çünkü onlar o gözlerinin sağa sola kaydı. Eyvah halimiz ne olacak? Perişan mı olacağız? Durumumuz ne olacak? Malımız bana fayda verecek mi? Saltanatım bana fayda verecek mi? Ne oluyorum? Diyenilen o günde ondan korktukların için. O günden korktukları için. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَلُونَ اِلَّا مَنَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Mal, mülk, servet veya evlat fayda vermeyeceği ancak selametli kalbin fayda vereceği o günden korktukları için onlar evet dünyaya dalmıyorlar. Ticaretler onlara engel olmuyor. Ticaretler onları Allah'tan da koymuyor. Onları Mevla Teala beğendiğini, kaliteli olduğunu beyan ediyor. Rabbim inşallah böyle kaliteli ticaret adamları olmayı inşallah bütün halkımıza nasip etsin inşallah. Kalite bu. Yani hem ticaretinde dürüstlüğü, hakkaniyeti gözeteceksin. Hem de kalbin Allah'la beraber olacak. İşte o zaman adam gibi adamsın be. Rabbim başarmayı nasip etsin. İnşallah başaracağız güzel insanlar. Hocam, açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yani bu ayet-i kerimenin izahatıyla beraber alışverişin dünyaya engel, böyle Mevla Teala Hazretleri'ni zikretmeye engel olmadığını çok güzel bir şekilde beyan ettiniz. Ben ilk soruya şu şekilde başlamak istiyorum hocam. Geçen hafta malum hocam Özbekistan ziyareti, geçen hafta başı itibariyle gelinliğinden dolayı işte uçak saati uymadığından dolayı geçen hafta program yapamamıştık. Ama şu anki programcılarımız inanıyorum ki Buhara ziyaretinizi, Özbekistan ziyaretinizi son derece merakla bekliyorlardır. Buhara ziyaretiyle alakalı, Özbekistan ziyaretiyle alakalı Meşayih Ekrem Efendilerimizi ziyaret ettik. Elhamdülillah bizle onunla şereflenmiştik. Siz duygu düşüncelerinizi aktarırsanız. Şimdi evvela Buhara Meşayih Ekrem Efendilerimizi inşallah ziyaretle alakalı başlayacağım da ben ticaretle alakalı söyleyince bu hafta ticaretle alakalı birkaç tane ipucu verildi. Onları burada vermek isterim. Çünkü ipuçları şunlardı. Hocam sıkışmış bir insan yani maddi olarak veya gerçekten iş olarak, bereket olarak sıkışmış bir insanın ticarette nasıl başarılı olabileceğini sormuşlardı. Orada şu ayet çıktı. Merak edersiniz diye söylüyorum. Mecbur o. Estağfirullah. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Bu ayet-i kerime çıktı. Yani ne o? Söylüyorum. İnsan ticaretinde sıkışır. Belli işlerinde sıkışır. Ne yapsa, ne ederse kurur. Bereket olmaz, sıkıntı olur, büyük sıkıntılar olur. Bunların çaresi nedir diye sorulduğunda bu ayet çıktı. Ayette Mevla buyuruyor ki, her kim Allah'tan korkarsa, Allah'a karşı saygısını, sevgisini, muhabbetini artırırsa, takva üzere olursa Allah ona çıkış yolları açar. Ve yarzuku min haythu la yahtesib, onu sonsuz rızıklandırır diyor Mevla Teala. Hesapsız rızıklandırır. Her kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter diyor devamında. O yüzden güzel insanlar, eğer ticaretimde sıkıştım diyenler varsa, zor durumdayım diyenler varsa ayet bu. Allah'tan korkacaksın, Allah çıkış yolları açacak. Bu bir. Daha etkilendiğim bir şey söyleyeceğim. Peki hocam, hoca efendiler veya işte bu işin sahipleri, bu işte yürüyenler yani Kur'an erbabı, peygamber yoluna yürüyen Allah dostları falan onlar dedik güzel. Peki ticaret adamı nasıl kazanacak?
ticaret adamı için Efendimiz diyor ki اَتَّاجُرُ السَّدُوقُ مَا النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ Sadık tüccar, dürüst tüccar, hilekar olmayan tüccar, aldatmayan tüccar, işini samimiyetle, dürüstle, sadakatle yapan tüccar, peygamberlerle beraber haşrolunacak. Sıddıklarla beraber haşrolunacak. Ama ticaretinde ne yapmıyorsa, oynama yapmıyorsa. Yapma ama, oynama yapma, peygamberle beraber ol. Ticaretinde dürüst ol, peygamberle beraber ol. Mesela anlaşılmış, onlara söyleme ihtiyacı hissettim. Şimdi bu haberle alakalı sizlere bilgi vermek isterim. Evvela şunu söylemek istiyorum, Özbekistan'la alakalı. Bilgileri Türkiye'den öğreniyorsanız, ön yargıyla bakıyorsunuz, bilin ki siz Özbekistan'la alakalı hiçbir şey bilmiyorsunuz. Baştan söyleyeyim. Özbekistan'la alakalı, Özbekli insanları Türkiye'de gördüğünüzden dolayı, Özbekleri ben Türkiye'de tanıyorum, ondan dolayı ona göre değerlendiriyorsanız, tekrar ediyorum, o zaman Özbekistan'ı tanımıyorsunuz. Açık söylüyorum. Çünkü yerinde görmek lazım. Yerinde görmek lazım. İlmin menbaı, ilmin kaynağı. Evet. Özellikle manevi ilmin menşei kaynağı çok kıymetli. Allah dostların bulunmuş olduğu bir mükemmellik var o Özbekistan'da arkadaşlar. Özellikle Semerkant ve Buhara'da arkadaşlar. Evet. Gittik Semerkant'a. İlk önce İmam Buhari Hazretleri'ni ziyaret ettik. İmam Buhari Hazretleri'ni ziyaret ettik. 300 bin hadis-i şerif ravileriyle beraber ezberinde var arkadaşlar. 300 bin. Kitabına 6 bin hadis-i şerif koymuş. Elemiş 6 bin tane koymuş. Ama 300 bin hadis ezberinde varmış arkadaşlar. Öyle lafa kolay bu. Hayatıyla alakalı tabii çok malumatlar var. Ben en çok ilgilendiğim şeyi söyleyeceğim. Evvela şunu söylemek istiyorum. Bir tanesini söyleyeyim bari. Kitabına koymuş olduğu hadis-i şeriflerle alakalı 4000 adım diyorlar bazı ifadeye. Bazıları daha gün 4 günlük yol diyorlar. Bazı daha ileri söylüyorlar. Kendisi bir yerde bir hadis-i şerifi öğrenmek için gidiyor. Gittiğinde bakıyor ki o insan atının ağzına böyle şey koyuyormuş. Demir. Ya var ya o işte doydum isyan olsun diye yani. Bakıyor ki diyor ki atını aldatan diyor bizi aldatır diyor. Onlar hadis-i şerif almıyor ya. Her hadis-i şerifi kitabını yazarken gusül alarak yazıyor arkadaşlar. Ve çoğaltabiliriz. Şimdi oralara girmiyorum. Asıl konuya geleceğim. 63 yaşına gelmiş. 300 bin rabileyle beraber bilen bir zat 63 yaşına gelmiş. Yine büyük fitne yapmışlar ona. Büyük. Şu ifadeyi çok güzel söylemiş ama. O zamanın başkanı, işte şimdi başbakan mı diyorlar, başkan mı diyorlar anlarsınız işte. Başkan diyor ki ona, gel diyor sarayda diyor ders ver. İmam Buhari Hazretleri'ne. Buyuruyor ki, ilim saraya, sarayın ayağına gitmez. Saray eğer ilim öğrenmek istiyorsa ilmin ayağına gelsin diyor. Zaten artık siz anlarsınız bundan sonra ne olur onun hali. Ne oluyor ben size söylüyorum. En son şey ifadeyi kullanmış 63 yaşında. Ya Rab dünya bana dar geliyor. Dünya bana dar geliyor beni alır mısın demiş. Ne edeceğim İmam Buhari'den 3 gün sonra vefat etmiş arkadaşlar. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Büyük alim. Kur'an-ı Azim şu andan sonra, Kur'an-ı Azim şu anda da ölçülmez. Çünkü Kur'an-ı Azim ve Mevla Teala'mızın kelamı ölçülmez. O yüzden yeryüzünde insanlar tarafından yazılan en kıymetli hadis kitabı İmam Buhari Hazretlerimizin yazmış olduğu Sahih Buhari adlı eseri arkadaşlar. En güvenilir, en mükemmel. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. İşte İmam Buhari Hazretlerimizi ziyarete gittik şükürler olsun. Sonra İmam Maturidi Hazretlerimize gittik. Evet.
Ehl-i sünnet itikadında, yani ehl-i sünnet ölçülerinde Maturidi akaidi ile alakalı Muhammed Mansur, Muhammed bin Muhammed Mansur, İmam Maturidi Hazretlerimizi ziyarete gittik. O da yaşı bayağı ilerdi. O zaman şartlarında, demek şimdi olsaydı yanmışlardı be. O zaman şartlarında yine her türlü tefrika çıkartmak isteyen, bozgunculuk çıkartmak isteyen, itikat bozukluğu yapmaya ortaya koymaya çalışan nice tekfirciler, nice olumsuz düşünce sahipleri, nice evet olayı saptırmak isteyenler nicelerine karşı dikilmiş peygamber ve sahabenin görüşünü, yani ehli sünnet ve cemaat görüşünü, evet ehli sünnet görüşünü onlara karşı en güzel şekilde ortaya koymuştur arkadaşlar. O günkü şartlarda ciddi bir şekilde son derece yanlış itikatlar taşımak isteyen, yanlış inançları yönlendirmeye çalışan, yanlış ifadeler kullanan, evet nicelerine dik durmuş arkadaşlar. Onun hakkında da çok ciddi bir şekilde, çok ciddi bir şekilde fitneler yapmışlar arkadaşlar. Gittik, onu da ziyaret ettik elhamdülillah. İmam Maturidi Hazretlerimiz, evet elhamdülillah. Sonra Übeydullah Vahhab Hazretlerimiz, çok kıymetli zat. O da çok kıymetli Allah dostları yetiştirmiş, kalite Meşayih-i İkram Efendilerimizden Allah adamı ve mükemmel bir zat. Maddi olarak da çok ciddi güçlü, maddi olarak da çok güçlü, manevi olarak da çok güçlü. Hem dünyaya mahiyeti beraberce yürütmüş, iki adım olarak değerlendirmiş ve bütün servetini Allah yolunda kullanmış, hizmete kullanmış arkadaşlar. Çok kıymetli bir insan. Bununla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu Kusam bin Abbas radıyallahu anh. Tabii Kusam bin Abbas'a bir gittik. Bir feyiz, bereket, bir güzellik. Peygamberimiz amcası Abbas adına oğlu. Sen ne konuşuyorsun? Efendimiz ne buyuruyor biliyor musun onun hakkında? Karakter olarak, cisim olarak bana en çok benzeyendir diyor Kusam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en son dokunan sahabe. En son amcasının oğlu. Karakter bakımından, cisim bakımından bana en çok benzeyendir diyor Kusam diyor. Bir feyiz, bir bereket. Onun da zaten Semerkant'ta. Bunları Semerkant'ta. Ve daha nice şeyler. Çok ciddi medreseler. Evet. Tille Kari bir medresesi var diye arkadaşlar. Tille Kari diye bir medrese var. Aman ya Rabbi. Yapmışlar be. O medreseyi görünce gönlümden şu geçti. Ya Rab dedim be. Tam çünkü Semerkant'ın ilin yani tam göbeğinde, merkezinde. Dedim ya Rab, şu medresenin bulunmuş olduğu zamanda İslam ne kadar güçlüymüş be. Resmen bu medrese her tarafa meydan okuyordu o zaman. Ne diyordu? Bak İslam güçlü. Çünkü medrese dimdik ayakta. İçinde bol talebeler, önü açılmış mükemmel talebeler, medrese dimdik ayakta. Medrese ayaktaysa İslam ayaktadır. Medreseyi sen engelliyorsan sen İslam'ı engelliyorsun kardeşim. Adamlar yapmış. Samimi söylüyorum. Bir medrese yapmış, takke çıkartırsın, helal olsun dersin be. Ama camide Osmanlı önde. Medresede adamlar hakikaten önde. Ama camide Osmanlı önde. Osmanlı'nın yapmış olduğu camileri yapamamışlar arkadaşlar. Yıkmadılarsa. Ama duymadık. Duymadık. Ama medresede hakikaten öndeler yani. Müthiş medrese yapmışlar yani. Ve insan o medreseyi gördüğünde ya Rab biliyorsun be. Evet ya Rab, şu medreselerin zamanında evet İslam'ın insanların medreseye vermiş olduğu önem ve İslam'ın zaferi vardır diyorsun be. İnşallah Rabbim
Şimdi yine Özbekistan'da ne yapmışlar biliyor musunuz? Çok etkilendim. Etkilendim. Dillendirmeden geçemeyeceğim. İnşallah Rabbim Türkiye'mizi de görmeyi nasip etsin. İnşallah. İnşallah diyesiniz. İmam Buhari Hazretlerimizin, evet, kabri şerifinin başında çok güzel bir medrese yapmışlar. Müthiş bir medrese yapmışlar. Şu anda çok büyük bir alanda çok güzel bir medrese yapmışlar. İmam-ı Buhari Hazretlerimizin o 6000 kitabında yerleştirilmiş olan o 6000 hadisi şerifin ezberini yapıp tekrar İmam-ı Buhari Hazretlerimizin hadislerini canlandırmak için. Talebeler var orada, devlet tarafından resmi olarak tanınıyor. Evet. Devlet tarafından resmi olarak tanınan bir medrese orası arkadaşlar. Medrese, ismi de medrese bu şekilde resmi olarak tanınıyor arkadaşlar. Abdülkadir Cuvani Hazretlerimize gittik. Abdülkadir Cuvani Hazretlerimizde de tasavvuf medresesi yapmışlar. Evet, nasip oldu elhamdülillah. Biz de kardeşlerimizle orada oturduk. Evet elhamdülillah. Abdülkadir Cuvani Hazretlerimizde orada bir ders verdik elhamdülillah. Ders verdik şükürler olsun. Tam Abdülkadir Cuvani Hazretlerimiz hemen yanın başında çok güzel bir medrese. Evet, devlet tarafından tanınmış. Devlet tarafından tanınmış ve tasavvuf medresesi arkadaşlar. İlk dersini biz verdik şükürler olsun. Allah kabul etsin. Çok başarılı. Mükemmel bir yer açmışlar arkadaşlar. Evet. Daha önemli bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Şu anda Mir Arap Medresesi 1200 yıllarında yapılmış. O günden bugüne kadar hiç kapatılmamış. 3 sene Rusya'nın esaretinde sıkıntı çekmişler. Onun dışında hiç kapatılmamış. Şu anda da 400 talebesi var. Abdullah Yemeni Hazretlerimiz hemen medresenin girişinde kabri var. Evet. Ve 400 talebe. Şu anda zaten Semerkant'ta, Buhara'da, Özbekistan'da nereye bir imam gerektiriyorsa oradan gönderiyorlar. Yine medrese, kıraatleri mükemmel, sistemleri güzel. Resmi olarak arkadaşlar devlet tanıyor. Devlet tanıyor. Devlet kontrolünde devlet tanıyor. Resmi arkadaşlar. Medreselerin önü açık yani. Güzel insanlar. İnşallah Türkiye'mizde de Rabbim şu medreselerimizin önünün açıldığını görmeyi bize nasip etsin. O zaman gör huzuru be. Gör mutluluğu o zaman be. Evet, bununla beraber güzel insanlar. Buhara'da evvela Abdülkadir Cuvani Hazretleri'ni ziyaret ettik. Abdülkadir Cuvani Hazretleri bu tarikatta yani 36-5 ay içinde en kıymetlilerinden bir tanesi arkadaşlar. Çünkü daha önce tarikatı aliyenin gelişini o sistematik bir hale getirmiş. Daha sonra gelenler de zaten o sistematik halinden ne yapmış? İstifade etmiş. Çok kıymetli bir zat. Oradan onu ziyaret ettik. Sırf feyiz, sırf bereket. Sırf feyiz, sırf bereket. Onun anne babası Malatya'dan geçmiş arkadaşlar şeye. Sen söyle Buhara'ya. O da çok dikkatimi çekmişti. Onu da söylemek ihtiyacı hissettim. Abdülkadir Cuvani Hazretlerinden sonra Arif-i Rive Gir Hazretleri'ne ziyaret ettik. Oradan Mahmud Enicili Fahri Hazretleri'ni ziyaret ettik. Oradan Ali Rahmeten Hazretleri'ni ziyaret ettik. Evet, oradan Muhammed Mahmet Sema Hazretleri'ni ziyaret ettik. Oradan Emir Külah Hazretleri'ni ziyaret ettik. Oradan Muhammed Bahaddin Şah Nakşibet Hazretleri'ni ziyaret ettik. Arkadaşlar, bütün meşayih-i kiram tabiri caizse bizi bağrına bastı. Bir müthiş feyiz, bereket, güzellik. Sen benim dostumu sanki tabiri şöyle. Sanki tabiri şöyle. Rabbim sanki bize şöyle dedi. Siz benim dostlarımı ziyarete gelirsiniz he. Siz benim dostlarımı davetlisi olarak gelirsiniz he. Bir feyiz, bir bereket, bir güzellik, bir tatlılık, bir huzur, bir mutluluk, bir kaynaşma, bir muhabbet. Aman ya Rab. Olmaz böyle güzellik be. Gerçekten o kadar tatlı olduk arkadaşlar. Etkilendiğim şeylerden birkaç tanesini söylemek istiyorum. Muhammed Yemeni Hazretleri, Übeydullah Hazretleri talebesi, mürşid-i kamil olmuş arkadaşlar.
Bir ayda yetişmiş ya. Bir ayda yetişmiş. Sırf kabiliyet ya. Sırf kabiliyet. O yüzden arkadaşlar, kıymetli insanlar, Buhara'da Meşayih-i Kiram Efendimiz'i ziyaret ettik. Nakşibend Hazretleri'nin huzurunda bir hatmi şerif yaptık arkadaşlar. Hatmi şerif demek, peygamberimiz ve peygamberlerin yapmış olduğu çok kıymetli duaları kardeşlerimizle beraber huzurda tabii. Mükemmel bir çalışmaydı arkadaşlar. Çok etkilendim. Çok güzel geçti. Hakikaten manevi olarak çok yüksek feyzi bereketi kıymetliydi. Ama maddi olarak da ben çok etkilendim. Hocam neden etkilendim söylüyorum. Arkadaşlar bir tane olumsuz fikir yapısı yok. Yok. Ufağından büyüğünden açığından kapalısından. Ufağından büyüğünden açığından kapalısından. Şşt. Ufağından büyüğünden açığından kapalısından. Hepsi. Hepsi. İstisnasız. Açık. Kapalı. Ufak. Büyük. Erkek. Hanım. Hiç fark etmez. Herkes şu kılık kıyafete saygı duyuyor. Hocam ifadesiyle bunlar hoca selam veriyorlar bize. Hepsi istisnasız. Gittiğimiz her yerde hepsi cemaat, oradaki cami cemaatinden tut herkes saygı, muhabbet içinde arkadaşlar. Evet. Ama maalesef görüyorsunuz geçenlerde malumunuz otobüste çok kıymetli Marmaray'da çok kıymetli bir kardeşimiz şalvar cübbeliyle beraber, biliyorsunuz sarıyla beraber medyada biliyorsunuz gündem olmuştu. Edebiyle aslan adam gibi adam. Edebiyle hepsine ders verdi. Bütün edepsizlere edebiyle ders verdi elhamdülillah. Ama ne hüzün ki, ne olumsuz ki, kendi halkımız, kendi insanımız bu kılık kıyafete saygı duyamıyor be kardeşim. Olmadı be. Özbekistan'da biz bunu gördük arkadaşlar. Gördük. Gördük ya. Ufağından, büyüğünden, açığından, kapalısından tabii. Duaya bir kıymet veriyorlar. Ellerini kaldırdım, hepsi ayaklarını kaldırıyor. Dua bitinceye kadar kimse ayrılmıyor arkadaşlar. Ya. Bıkmak yok, usanmak yok, devam. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, eğer Semerkant'ı, Buhara'yı, yani Özbekistan'ın özellikle bu yerlerini buralardan duyduğunuz gibi biliyorsanız, belli haber kaynaklarından bir şey duyuyorsunuz, kulak vermeyin. İnsanlardan, buraya gelen insanlardan tanımaya çalışıyorsanız yine kulak vermeyin. Gerçekten oradaki halk, Müslümanlar, kıymetli kardeşler, Rabbim inşallah güzel anlamayı nasip etsin. İsmail Semeni, onu da ziyarete gittik. Onun da bir özelliği var arkadaşlar. O zamanında, yani 700'lü yıllarda 200 bin Türk halkının, 200 bin Türk halkının Müslüman olmasına vesile olmuş arkadaşlar. O orada komutan, yani lider konumunda olan bir insan, 200 bin. Ona da teşekkür ettik. Evet, halkımızın İslam'a girmesine en büyük sebebiyetlerden bir tanesiymiş arkadaşlar. 200 bin Türk'ün Müslüman olmasını sağlamış. Evet, ona da gittik, ziyaret ettik ve teşekkür ettik, sağ olsun. Evet arkadaşlar, çok kıymetli bir ziyaret oldu. Rabbim inşallah tekrar nasip etsin diyorum. Çok etkilendim ben yani. Ama tabii size ancak bu kadar anlatabilirim. Etkilendiğim şeyler zaten üzerinde durdum biliyorsunuz. Medresenin resmi olarak tanınması beni çok etkiledi. Hiçbir sıkıntı olmadı. Orada yok irtica hortları diye bir şey yok. Kavga gürültü yok. Ondan sonra ya işte bilmem, öyle bir şey yok mu kardeşim? Hepsi gayet mükemmel. Herkes vazifesinde aslan gibi. Ondan sonra güzel de vazifelerini yapıyorlar. İnşallah Rabbim bu işi Türkiye'de nasip etsin inşallah diyorum. Evet, bayağı uzun mu konuştum, ne yaptım? Ne kadar olur da? Evet hocam. Bir izleyicimiz, hocam tahiyyatta bir rahmetike erhamer rahimin okumalı mıyız diye sormuş hocam. Rabbena'nın sonunda mı? Evet herhalde. Sıkıntı olmaz, okunmasında bir sıkıntı olmaz yani.
Selamünaleyküm hocam. İçimdeki bir şey nefsimle savaşıyor. Her seferinde yeniliyorum. Nefsime savaşan nedir hocam? Bunu bana açıklar mısınız demiş. Şimdi normalde insan 10 tane de taiften meydana gelmiştir. Biraz geniş anlatayım bunu. 10 ile taiften meydana gelmiştir insanda. 10 ile taif vardır. Bunların 5 tanesi alem emir, Allah tarafından bize ikram edilen. 5 tanesi alim halk, bu dünya tarafından olanlar. İşte bu 5 taneden bir tane dünya tarafından olanlar. Nefis başta olmak üzere, nefis, su, hava, toprak, ateş. 5 tane taifimiz dünya tarafında. Ama kalp, ruh, sır, hafi, akfa, bunlar da bize Mevla-Tan'ın ikramı olan. İşte o yüzden 5'e 5 yani. Allah'tan bize ikram edilen. Şimdi nefisle savaşan ruhtur. Bunların başında ruh, bunların başında nefis var. 4 tane nefsi güçlendiren, 4 tane de ruhu güçlendiren var. Reisler bunlar. Bu reisler burada devamlı kavga eder. Bu nefis der ki şunu yapalım olumsuz olarak. Olumsuza teşvik eder. Ruh der ki yapma. Bu Allah tarafından bize ikram edilen var, yapma. Bu bize yakışmaz. İnsana yakışmaz. İnsana Allah'a kulluk yakışır. Kalite yakışır. Boyun eğmek yakışır. Allah'a isyan yakışmaz. O yüzden bu ruh devamlı bunu telkin eder. Bu da onu bastırmaya başlar. Eğer bu nefsi güçlendirecek, ya yani diğer 4 tane taif var ya onları güçlendirecek, şeytan da buraya destek veriyor, Mevla da buraya destek veriyor, güçlendirecek, bu tarafı güçlendirirsen, bunlar neyle güçlenir? Toprak, bol yemekle, gönderiyorsun ne gelirse, helal, haram fark etmez, gönderiyorsun. Anla ki sen nefsi güçlendiriyorsun. Helal yersen ve dikkatli yersen, o zaman güçlendirmez. Ama haram helal fark etmez diyorsan nefsi güçlendiriyorsun. Su, ortam. Hangi ortamdasın? Kimlerle takılıyorsun? Kimlerle arkadaş çekiyorsun? Arkadaşın kim? Hangi ortam? Çünkü o su biliyorsun akar gider yani. Hangi ortamdaysa o akama, ortama göre ayakkabı uydurursun. Mesela biz şimdi Özbekistan'a gittik. 25 tane kardeşimiz vardı. Hepsi meşayih gibi dolaşıyordu orada. Ciddi söyledim ya. Bayağı bildiğin meşayih gibi yani. Görsen dersin hepsi bundan meşayih olmuş ya. Niye? Çünkü oraya ayak uydurdular yani. Meşayih ikramda oluşuyoruz ya. Oraya ayak uydurdular yani. Ama tam tersi başka bir yere gidilseydi ne olacaktı? Bir bakmışsın hepsi gitmiş. Anlıyor musun yani? O yüzden dolayı yani eğer nefsi güçlendirecek şeyleri güçlendirip de nefis ruha galip gelirse bu sefer ruh ne yapıyor? Nefis ağır basıyor. Ruhu yeniyor. Allah muhafaza etsin. O beden nefsani bir beden oluyor yani. Ama ruh galip gelirse bu sefer nefis terbiye ediliyor. O zaman o adam Allah'ın razı olduğu kaliteli bir insan oluyor. E bu kadar anlattım. Bayağı açık anlattım. Daha ne kadar anlattım mübarek. Bu cuma günü Peygamber Efendimiz'in doğum günü. Yani Mevlid gecesini idrak edeceğiz. FM TV ekranlarından da sosyal medyadan, ortak nota platformu üzerinden de 82 milyon salavat-ı şerif toplanacak ve 10 Kasım günü de pazar sabahı sabah 8'de sabah namazından sonra seher vaktinde de bunun duası gerçekleşecek. Bu konuda neler söylemek istersiniz hocam? Evvela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı hepimizin Resulullah'la alakalı mutlaka ciddi bir malumat sahibi olmamız lazım. Geçen bana diyor ki bir tanesi sosyal medyadan gelen soru diyor. Diyor ki ben diyor deistliği diyor Kur'an'dan diyor çözdüm diyor. Kur'an'da diyor bir ayetten öğrenmiş. Ya dedim ya konuşma dedim ya. Artık demek ki benim de şeyim attı herhalde. Sus dedim ya. Sen Kur'an'ı alayım şu an neresine baktın ya? Kur'an'ı alayım şu anda Mevla Teala. Yani deistlik demek peygamberi kenara bırakmak demek yani. Kur'an'ı alayım şu anda Mevla Teala. Yüzlerce ayeti kerimede üsretün hasretünle başlayıp fettebi'uni yuhibbukumullah devam edip fakat da Allah'la beraber devam edip ve ma ataakumur resulü fekuzuhu ma kaç tane ayet yüzlerce ayet diyorum sana hatta ben Kur'an alayım işte tamamı diyeceğim neredeyse peygamberi işaret ediyor peygamberi gösteriyor peygamberi anlatıyor sen ne anlatıyorsun be kardeşim ya sen Kur'an'a bakmamışsın demek hiç o yüzden İlla peygamberimizi insanların ne yapması lazım halkımızın? Mutlaka peygamberi tanıması lazım.
Resulullah'ı iyi öğrenmemiz lazım. İyi tanımamız lazım. Resulullah'ın dünyaya geliş gayesini, dünyaya da bulunuş gayesini, dünyada varoluş gayesini, dünyada gerçekten Peygamberimiz Aleyhisselam nelere dikkat etmiş, hangi ölçüye dikkat etmiş, nasıl yaşamış, nelere dikkat etmiş, hepsini çok iyi öğrenmesi lazım insan. Resulullah'ı iyi tanıması lazım. Resulullah'ı tanımadan kalkıp da 3-5 kelime bulup da, 3-5 kelime duyup da Resulullah'a iftira atmaya kalkarsa bunun vebalini kim söyleyemez. Resulullah tanınmadan Resulullah hakkında konuşulmaz arkadaşlar. Resulullah'ı iyi tanımak lazım. Rabbim Resulullah'ı tanıyanlar olmayı nasip etsin. Bu bir. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya geliş gayesini öğrenmek lazım. Bunu da araştırmak. Araştırdı ya Allah razı olsun. Mevla ile Resulullah'ın bağlantısını Miraç olayından tut diğer bütün olaylarını, o vahiy olaylarını, o yakınlıkların biraz tefekkürü yapılması lazım. Rabbim başarmayı nasip etsin. Bununla beraber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında, peygamberlik hayatında çekmiş olduğu çilelerinden tut, mücadelesini de iyi öğrenmek lazım. Çünkü tembellik yapıyor Müslüman. Ve korkaklık yapıyor Müslüman. Bugün bu çok önemli. Neyin arkasına sığınıyor? Bir bakıyorsun, tak! Hep korkaklığın arkasına sığınıyor. Yapma! Yapma. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Ya Muhammed dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Sana Arap Yarımadası'nın liderliğini verelim. Başkanlığını verelim. Verelim dediler ya. Olmaz dedi. Olmaz. Sizin vereceğiniz başkanlık kalsın. Niye? Siz bugün verirsiniz. Yarın benden isteklerde bulunursunuz. Yarın benden isteklerde bulunursunuz. Sizin verdiğiniz şey sizinle gider, sizinle kaybolan, sizinle yok olur. Sizinle çünkü. Anladın mı? Bir de açıkların varsa Allah muhafaza etsin. Peygamber de açık olmaz ama en netice onlar ne yaparlar? Onlar verdiği için kendilerini açık çıkartırlar. Dediler zenginlik verelim. Yok dedi. Kızlarımızı, karılarımızı verelim. Yok dedi. Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben kesinlikle davamdan vazgeçmem dedi ya. Sen ne konuşuyorsun? O yüzden peygamberi iyi tanımak lazım. Peygamberi tanımadan arkadaşlar, güzel insanlar, kimse yalandan ne yapmasın, bir şeye soyunmasın. İlk önce peygamberi tanımak lazım. Bununla beraber Rabbim başarmayı nasip etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme 82 milyon halkımızın her biri için bir tane hediye etmek niyetiyle Elhamdülillah FM TV ekranlarından, sosyal medyadan, biliyorsunuz 7 milyonluk sayfalarımızla alakalı sosyal medyadan, hatta diğer kardeşlerimizle beraber çalışıyoruz şu anda, 15 milyon sayfadan şu anda bunun çalışmasını yapıyoruz. Aynı zamanda sosyal medyadan da, FM TV'den de yapıyoruz. Yani kısacası 82 milyon başaracağız inşallah. 82 milyon salavat-ı şerefeyi pazar sabahı 10 Kasım'a denk geldi. Bu sene biliyorsunuz 10 Kasım'da tam seher vaktinde. Yani tahmin ediyorum saat 8.30-9 gibi yani. Zannediyorum. Tam vakti o zamana denk geldi bu sene. Seher vaktinde inşallah. Pazara denk gelmesi hasebiyle cuma günü doğum günü ama pazar, millet cuma günü gelemiyor biliyorsunuz. O yüzden dolayı cuma sabahı, işte pazar sabahı inşallah seher vaktinde Resulullah'a hediye edeceğiz inşallah. Resulullah'a hediye edeceğiz. Sallallahu aleyhi ve selleme. Ondan sonra Resulullah'a hediye edeceğiz. Başaracağız inşallah. 82 milyon halkımız adına, her bir insanımız adına bir tane de olsa Resulullah'a hediye edeceğiz. Türkiye halkı adına inşallah. 82 milyon. İnşallah diyelim. Bununla beraber çarşamba günü inşallah, bu çarşamba niyetimizle Resulullah adına kurbanlar keseceğiz inşallah. Koçlarımız kesilecek. Pazar sabahı da inşallah Peygamberimiz adına tekrar gelen
Bütün halkımızı davet ediyorum. Gelenler de inşallah Resulullah adına bir de kahvaltıda o koçun etinden de ikram edeceğiz inşallah. Rabbim kabul etsin. Daha ne yapalım kardeşim? İşte elimizden geleni yapacağız inşallah. Rabbim başa versin. Ama ben yine aynı yerdeyim. Eğer Resulullah'la sevgi muhabbetin artsın diyorsa insan, Resulullah'la mahşerde karşılaştığımda bağırma bassın diyorsa insan, Resulullah'la muhabbetim açılsın diyorsa insan, duaya ne yapmalı? Gelmeli arkadaşlar. Pazar sabahı seher vaktinde bekliyoruz inşallah. İnşallah. Rabbim başarmayı nasip etsin. Şimdi bazıları çıkacak. Yapmayın. Kıymetli seyirciler. Başlayacaklar. İşte doğum günü şöyle, doğum günü var mı? Doğum... Ya bırakın işte ya. Sen Resulullah'a hürmetten dolayı salavat-ı devam et. Sen Resulullah'a hürmetten dolayı Mevlid-i Şerif'e devam et. Sen Resulullah'a hürmetten dolayı evet sohbetlerine devam et. Resulullah'ın hayatına devam et. Bırak şu yıllardan beri, yıllarca devam eden şu güzel, mükemmel bir geleneğimiz var elhamdülillah. İslami geleneğimiz var. Onu sen muhafaza et. Olmayacak insanlara kulak verip de yok Mevlid-i Şerif'le alakalı sizin midenizi bulandırmaya çalışanlara fırsat vermeyin. Mesela anlaşılmıştır. Bir izleyicimiz iyi akşamlar hocam, size bir sorum olacak. Oğlum asker olmuş, sizden dua istiyorum. Yine aynı izleyici, iyi geceler hocam. Bir sorum olacak. Hiç imkanımız yok. Oğlum evlenmek istiyor. Ne yapabilirim demiş aynı kişi. Şimdi Rabbim inşallah askerde olan oğluna ve bütün askerdeki kardeşlerimize, mücadele veren askerlerimize, polisimize Rabbim her türlü başarılı ikram etsin. Muhafaza etsin inşallah diyorum. Ve güçlerini, kuvvetlerini, Rabbim onların güçlerini, kuvvetlerini İslam adına kullanmaları nasip etsin. İslam'a karşı değil de İslam adına kullanmaları nasip etsin inşallah diyorum. Diğer konuda maddi gücü olmayan bir insana Allah Celle Celaluhu اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُونِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah buyuruyor. Eğer onlar diyor fakirlerse ben onları fazlımdan zengin yaparım. Evlilikle alakalı kesinlikle bundan korkmasın. Tekrar ediyorum. Bundan ne yapmasını korkmasın. Çünkü evlenenle ev alana Allah yardım eder. Evlenenle ev alana Allah yardım eder. Ve hep bu olmuştur. Yıllarca olmuştur. Nice kardeşlerimiz evlilik öncesinde ya evlenemem korkusu kapılmıştır. Ama Allah ona ne yapmıştır? Yol açmıştır. اِنْ يَكُونُوا فُقَرَا يَوْنِمُ اللّٰهُ Allah onların diyor ihtiyaçlarını karşılarım diyor. Yuğnihumullahu min fadlih. Fazlından diyor ihtiyaçlarına bu kadar. E şimdi kalkıp da ya hocam ben evlendim ama zengin olmadım. E zengin demedi ki sana. İhtiyaçlarını azdır Allah karşılayacak. Seni zengin de yapar Allah. Yeter ki israf etme. İsrafa düşme, yanlışa düşme inşallah. Bir şey sormak istiyorum da bu salavat-ı şerife 80 milyon elhamdülillah Efendimizin ruhaniyetini okunacak ve kurbanlar kesilecek. Buna seyircilerimiz dahil olabilirler mi? Ne yapmaları lazım eğer öyle bir şey varsa? Seyircilerimiz dahil olabilirler. Her türlü. Arkadaşlarımızla görüşsünler. Telefonları zaten var seyircimizde. Görüşürler. Her türlü ne yapabilirler? Dahil olabilirler. Ama duaya bekliyoruz inşallah. Duamız yine merkezimizde olacak. Her türlü dahil olabilirler, gelebilirler yani inşallah. İzleyicimiz hocam Yahudi bir ailenin 11-12 yaşlarında ölen çocuğu kafir olarak mı ölüyor? Şunu merak ediyorum. O çocuk Allah'ı bulacak kadar yaşamadı ki. İkinci sorumda kabir azabı ruha mı yapılıyor yoksa bedene mi? İyi yayınlar demiş. Şimdi birincisi akıl bali olmadan önce vefat eden çocukların onların sorgusu suali yok. Tekrar ediyorum. Akıl bali olmadan 11-12 yaşındaki çocuk akıl bali olmamıştır. Böyle bir çocuğun neyi yok? Bunların sorgu suali yok. Mevla Teala bunları ne yapmıyor? Kesinlikle cezalandırmıyor. Niye? Çünkü daha akıl bali olmadı. Akıl bali olduktan sonra kendisi artık olayları çözme yaşına gelmiştir. Kendisine Mevla Teala çeşitli şekillerde hidayet yollarını gösterir.
Ama hidayet yollarına kulak vermezse o zaman yapılacak bir şey yok. Bu önemli. İkincisi neydi soru? Kabire giren diyor, ruh mu diyor, yoksa beden mi azap çeker diyor hocam? Vallahi hem beden hem ruh çeker. Niçin? Ruhu zaten normal şartlarda, beden zaten başlayacak çürümeye. Çürümeye başladı zaten, sıkıntıyı görmeye başladı demektir yani. Evet. Ben erkeğim, 10 yaşında ergenliğe girmişim. Şimdi namaz bana 10 yaşında farz olmaya mı başladı diye sormuş. 10 yaşında ergenliğe nereden girsin? Nereden konuşuyor? Ezbere konuşuyor. Yani 10 yaşında ergenlik nerede görülmüş yani? Türkiye şartlarında öyle bir şey yok yani. Kendi kendine o şeyden yapıyor. Uzakta şeyden gidiyor yani. En az 13-14 o yaşları buluyor yani çocuk erkeklerde yani. Evet hocam. Selamünaleyküm. İmkanı varken sakal bırakmamak ve sakal... Bir izleyicimiz arıyor. Selamünaleyküm. İmkanı varken sakal bırakmamak ve sakal bıraktıktan sonra kesmenin hükmü nedir? Hayırlı akşamlar demiş. Şimdi bir defa sakal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok güçlü sünnetlerinden bir tanesidir. Sakal bırakmak, dört parmak bırakmak sünnettir. Dört parmak sakal bırakmak sünnettir. Normalde dört parmak olmazsa, az bırakırsa o da haramdan kurtarmış oluyor. Ama sakal öyle bir sünnettir ki, öyle bir sünnettir ki kesilmesi haramdır. Tekrar ediyorum, kesilmesi haramdır. Hiçbir peygamber ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakalını ne yapmamıştır, kesmemiştir. Dört parmak bırakmak sünnet. Tekrar ediyorum. Dört parmak bırakmak sünnet. Dört parmaktan az olursa o zaman haramdan kurtarmış oluyor. Ama tekrar ediyorum, burası önemli. Bu sünneti terk ettiğinde, yani jilet vurduğunda Rabbim muhafaza etsin, o zaman tahyir olarak kabul ediyor. Yani değiştirme manasında, bir uzvu değiştirme manasında kabul edildiğinden dolayı haram oluyor. Rabbim muhafaza etsin inşallah. O yüzden bırakmak lazım. Şimdi bıraktım, ondan sonra kestim. Fark etmez. Bıraktın da kessen de aynı. Bırakmasan da kessen aynı. Kesmek diye bir şey peygamberler yapmamış. Peygamberimiz yapmamış. Evet. Selamünaleyküm hocam. İş yerinde arkadaşlar doğum günü kutlayıp pasta kesiyorlar. Bana da ikram ediyorlar. Yememde bir sakınca var mı demiş. Şimdi normalde pastayı öyle Hristiyanlara, Yahudilere, bunlara benzeterek yaparlarsa bundan yememek lazım. Mesela pastaya mum koyuyorlar, ondan sonra bilmem ne şarkılar söylüyorlar filan yapıyorlar, pişman yapıyorlar. Böyle yaparlarsa yememek lazım. Çünkü bu tamamen Hristiyanlara, Yahudilere benzemek niyetiyle yapılan bir hareket oluyor. Şimdi dedim ya, mum koyuyorlar, bilmem ne patlatıyorlar, zart yapıyorlar. Onunla beraber kalkıp da sen söyle müzik çalıyorlar. Bilmem onların kendine ait bilmem ne şeyleri söylüyorlar. Böyle yaparsa bundan yememek. Çünkü o nereye benzedi? Yahudi'ye, Hristiyan'a benzedi. Allah muhafaza etsin. Ama normal sadece bir pasta şeklinde ise pasta o kardeşinin, o kardeşlerinin sevgisini, muhabbetini almak için bir pasta şeklinde ise mum yok, müzik yok, olumsuz ifadeler yok, hiçbir şey yok. Pasta şeklinde ise bundan sıkıntı çıkmaz. Salavat-ı Şerife'yi biz kesiyoruz mesela, öyle keseler olur. Bundan sıkıntı çıkmaz. Hocam az önceki izleyici, hocam vallahi 10 yaşında girdim diyor, soruma cevap lütfen diyor. Kaza namazları kılıyorum, ondan soruyorum demiş. 10 yaşında girdiyse 10 yaşında o zaman kazadan başlayacak tabii. Evet hocam. Şimdi, o da çok hızlı bir şey. Evet hocam. Hocam şimdi gündeme bugün bir haber düştü de, bu Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı, bir de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında bir diyalog geçti hocam. Bir tartışma yaşandı. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Halkı bu şekilde ayrıştırıcı. Ben normalde isim verilmesinden biraz yana değilim, baştan söyleyeyim. Ama isimler verildi.
Ben insanların önünde olan, önder durumunda olan birisi, biliyorsunuz İçişleri Bakanı, gerçekten kıymetli bir insan. Diğeri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, halkın teveccühünü kazanmış bir insan, artık neyse. Konumları ne olursa, siyasette ne olursa, onları ben oralara değerlendirmiyorum. Ama şurayı değerlendiriyorum. İnsanların önünde olan, insanların gerçekten devamlı takip ettiği, ekranda olan, böyle insanların birbirine böyle ağır ifadeler kullanması ne değil, hoş değil yani. Yani İçişleri Bakanı'nın kalkıp da bu şekilde bir ifade kullanması ne değil, ben hoş karşılamıyorum yani. Niçin? En netice bu da kendine ait bir kitlenin neyini almış? Saygısını almış, sevgisini almış, muhabbetini almış, neyse bir makama gelmiş. Siz de insanların önündesiniz. İnsanlar size bakıyor. Halk size bakıyor, gençlik size bakıyor. Siz eğer bu şekilde ifadeler kullanırsanız, ekranlarda, işin başında, bu sefer halk daha ağır kullanır. Daha çirkin kullanır. Daha hakaret eder. Niye? Çünkü sizden bunu görür. Siz gererseniz halk daha çok uçurumlara gider yani. O yüzden böyle germeye, ağır ifadelere, ağır ithamlara bence kesinlikle gerek olmadığını düşünüyorum yani. Özelde tartışmalar olabilir. Ben onu bilmem. Olabilir yani. Ama özelde dahi insanlara bu şekilde hakaret etmek, ağır konuşmak, ağır ifadeler kullanmak, onlara dışlamak, onlara gerçekten ezici ifadeler kullanmak özellikle dahi doğru değil. Hele hele halkın içinde olmayacak yerlerde, olmayacak şekillerde bu şekilde kullanmak, ben bunları olumlu karşılamıyorum. Olumlu bulmuyorum yani. Böyle atışmaları kesinlikle ben Türkiye'miz için hayırlı görmüyorum. Halkımız için hayırlı görmüyorum. Özellikle gençlerimiz için hayırlı görmüyorum. Ben zaten bu konuda biliyorsunuz dizilerden çok şikayetçiyim. Çok şikayetçiyim çünkü hele hele şu sanatçılar veya bu eskiden futbolcular diyecekler ama şimdi futbolcular kalmadı. Futbolcular şey oldu, sen söyle. Futbolcu yetişmiyor ki artık ya, değişik bir hale geldi. Yani yetişsinlerden de değilim de başka bir şey anlatmak için söyledim yani. Öyle özenilecek bir futbolcu kalmadı Türkiye'de yani. Öyle bir hale geldi. Hem bütün takımlar almış şeyleri, sen söyle, yabancıları. Millet neyi tuttuğu belli değil, sen söyle. İnşallah tamamını bırakırlar da. Asıl konu şunu için söyledim. Mesela bu sanatçıların özellikle, dizilerde oynayan o filmcilerin, artistlerin şunların özellikle. Siz bu insanların önündesiniz. Kalkıp da bu insanlara kötülüğe ne yapamazsınız, sürükleyemezsiniz. Kötü ifadelere, kötü sözlere, kötü tartışmalara sürükleyemezsiniz yani. O yüzden ön planda olan kim varsa bu insanların ağzından çıktığını kulaklara biraz daha ne yapması lazım? Duyması lazım. Hakaret var, hakaret içeren, aynı zamanda sen söyle tahrik içeren, alçaltıcı ifadeler kullanmak, ben hangi makam sahibi olursa olsun ne yapmıyorum, olumlu görmüyorum. Çünkü bu halka, gençliğe özellikle çok ağır yansıyor. Yani sen normal şartlarda az bir hareket yapsan ama halk, gençlik onu ne yapıyor? Çok ileri götürüyor. O yüzden dolayı benim şahsen bu şekilde olunmasına biraz olumlu bakmıyorum. Ancak isim verilmesine biraz ne diyelim? Taraftar değilim çünkü insanlar yanlış yerlere çekiyorlar. Yanlış algılara çekiyorlar. Ondan sonra bir de taraftar olduğu tarafın ne kadar olumsuz da olsa, ya bu olumsuz taraftarsa, olumsuz da olsa o haklı. Ya yapmayın böyle ya. Böyle değil ya. İnnallâhe ye'murukum en tu'eddül emanâti ilâ ehlihe ve izâ hakemtum beynen nâse en tahkumu bil adl. İnsanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hüküm verin diyor Mevla Teala. Adaletle hüküm verin. Taraf olduğunuz tarafa hüküm verin demiyor ki Mevla Teala'ya. Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Ben çok etkilendiğim bir şey bu. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, bir Yahudinin şeyinden geçiyor. Eğitim merkezinin önünden geçiyor diyelim. O anda Yahudi Hazreti Ebu Bekir'i görünce diyor ki,
Bak, sizin Allah'ınız fakir, biz zenginiz diyor. Anlıyor musun? Çünkü Allah diyor borç istiyor diyor. Bak diyor. Hazreti Ebubekir dayanamıyor buna. Bir tane çakıyor. Bak o Yahudi hemen koşuyor Resulullah'a. Bak çok önemli. Hazreti Ebubekir kim? Hazreti Ebubekir Sıddık'ın Resulullah'ın hem kayınpederi, değil mi? Ayşe annemizin babası. Hem son derece yakını, dostu, her şeyi. O kadar yakın yani. Ama Resulullah'a koşuyor papası. Niye? Çünkü biliyor ki eğer yakalarsa, eğer ne yaparsa yakalarsa Muhammed adil davranacak. Hazreti Ebubekir'i tutmayacak yani. Sonra ne oluyor? Peygamberimiz soruyor. Durum ne? Şahit de yok piyasada. Mevla Teala ayet gönderiyor Hazreti Ebubekir'i kurtarmak için. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا Hazreti Ebubekir şahit getiremiyor çünkü. Allah şahitlik yapıyor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, Allah işitti. O hain, Allah fakir, biz zenginiz dedi diyor. Mevlamız buyuruyor. Allah işitti, Mevla Teala şahitlik yapıyor Hazreti Ebubekir'e. Ama asıl konu ben şurayı söylemek için söylüyorum. Bak, nereye geliyor papaz? Efendimiz'e geliyor. Niye? Çünkü Efendimiz adaletle davranır. E şimdi, üzerinde duruyor bu ifadenin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Biz adil davranacağız. Kim doğru yaptıysa doğru diyeceğiz, kim yanlış yaptıysa yanlış diyeceğiz. Yoksa kalkıp da yanlışa doğru deme hakkımız yok. Selamünaleyküm hocam. TOKİ'den daire aldım. 6 ayda bir zam geliyor. Bu caiz mi demiş? Eğer faizsiz bir sistemse, faize bağlanmadıysa, faiz ölçülerinde değilse, normalde anlaşmada baştan da tefe tüfe yaptıysa caiz. Bunda sıkıntı yok. Ama faize bağlandıysa bu sıkıntılı. Faiz sistemiyle ev alınmaz. Selamünaleyküm Masum hocam. Yıkılan Kur'an kursu için ne dersiniz demiş. Şimdi normal şartlarda tabii bunu ben birkaç sosyal medyada da açıkladım. Bugün de kısa olarak değinmek istedim. Ben şunu söylüyorum. Tabii siyasi bir amaçlıdır, şunladır, bunladır. Uzun konu tartışılacak şeylerdir bunlar. Ben merak ettiğim şey şu. Türkiye'de hiç kilise yıkıldığını gördünüz mü? Ben merak ediyorum. Hiç duydunuz mu yani? Ben şu anda 47 yaşına giriyorum. İşte 46'yı bitip 46'ya gideceğiz inşallah. 47 yaşına giriyorum. Kendimi bildiğim bileli hiç kilise yıkıldığını görmedim ben. Kilise yıkılmayan bir Türkiye'de o zaman Kur'an kursunun yıkılmasına nasıl ben olumlu bakayım? Açık mı ne söylüyorum? Ha şimdi tartışmalara girmem ben. Şöyleydi böyle ya bunlara giremem ben ya. Bunların yolları vardır. Eğer gerçekten bir insanın nefesini kesmek istiyorsa devlet zaten kesmesini biliyor yani. Ama kalkıp da bu şekilde girmesine gerek yok. Bizim mesela nasıl nefesimizi kesmesini çok iyi biliyor. Kesiyor nefesimizi. Sesimizi bile çıkartamıyoruz bak. Sesimizi bile çıkartamıyoruz yani. Nefesini seni çok iyi kesmeyi biliyor yani. Kesiyor yani. Tak. Bir gönderiyor zabıtalarını. Evet, medrese diyor. Medrese olmaz diyor bu zamanda diyor. Ne olacak bu zamanda? İşte artık uzatmaya gerek yok. Kesiyor yani nefes. Kesebiliyor yani. O yüzden yani yıkım işleri ne değil? Kesinlikle hoş değil, olumlu değil. Herkes kendi tarafına çekebilir. Önemli değil. Ben doğrusu olarak Türkiye'de kilise yıkılmıyorsa Kur'an kurslarında ne yapılması lazım? Yıkılmaması lazım. Ha, tekrar ediyorum.
Bunun yolları vardır. Bu insanlardan rahatsız olabilirsin. Bilmem ne yapabilir. Onu ben bilmem. Oralara ben girmem. Oraları ben anlamam yani. Ben oraların nasıl, neyini bileyim ben. Yani. Ama kalkıp da 30 yıllık bir medrese ve Kur'an kursunu, 30 yıllık bir Kur'an kursunu ne yaparsan, yurdu veya yıkarsan, hele hele kalkıp da gece onlara o şartlarda terörist muamele yaparsan, bu tabii normal karşılanmaz yani. Evet hocam, bir izleyicimiz hayırlı akşamlar hocam demiş. Zekatımı parça parça versem olur mu demiş. Şimdi normalde eğer gelecek senenin zekatını verecekse, gelecek senenin zekatını verecekse parça parça verebilir, sıkıntı yok. Mesela şimdi bu sene zekatını vermiştir, bitmiştir. Seneye mesela diyorum Ramazan-ı Şerif'te verecektir. Ramazan-ı Şerif'e kadar ne yapıyor? Zekatını veriyor. Sonra son zaman geldi mi hesap ediyor. Kaç para verdi mesela? Şu kadar verdi. Hesap ediyor. Hesabınla beraber tamamlanıyor, veriyor. Bir sıkıntı yok. Ama mesela sene bugün zekatı doldu. Bugün zekatı vermesi lazım. Şimdi bugün zekatı dolduysa, bugün vermesi lazımsa bundan sonra vereceği her gün geciktirmiş oluyor. Anladın mı benim dediğimi? Anlatabilirim, bir daha anlatayım. Önemli bir konu. Şimdi bir insan Ramazan-ı Şerif'ten Ramazan-ı Şerif'e ne veriyor? Zekat veriyor. Bu sene Ramazan-ı Şerif'te zekatı ne yaptı? Verdi. Şimdi önümüzdeki seneye kadar da her ay birilerine peyderpey para veriyor. İşte bin lira veriyor filan. Sonra Ramazan-ı Şerif geldi, hesap etti. Ne hesap etti? Dedi ki ben bu sene zekat olarak ne kadar verdim? 10 bin lira verdim. Baktı ki 10 bin lira zekatı dolmuş, zaten sorun yok. Ama 10 bin lira verdi ama zekatı 20 bin lira. 10 bin lira açığı var. Şimdi onu da işte ileride böyle vereyim derse, bak o zaman ondan sonra geciktirme başlamış olacak yani. O gün ne yapmalı? Vermeli. Yani günü gelene kadar verebilir. Zekat günü gelinceye kadar peyderpey verebilir. Ama zekat günü geldiği zaman ne yapmalı? Tamamını o gün vermeli inşallah. Geçmiş zekatı taksitle veremez ama geleceğe dair olanı verebilir. Geleceğe dair olanı verebilir. Bazısı tabii çekle veriyor. Çeklerde de şöyle bir olay var. Çek normal şartlarda daha düne kadar şöyleydi. Gerçi şimdi kanun değiştirmiş galiba. Çekin şöyle bir olayı var. O yüzden dolayı ona müsaade ediyorlardı. Şimdi gerçi kanun değiştirilmiş diye duydum. Çek her ne kadar tarih yazılsa da, mesela 12. aya yazıldı tarih diyelim mesela. Aslında 6. ay mesela. Ve 10. aya yazıldı diyelim. Tarih yazılsa da çekin şöyle bir özelliği varmış yani. Gitsen o gün adamın parası varsa o ne yapabiliyor? Alabiliyormuşsun yani. Hesabını alabiliyormuşsun yani. Ama tabii insanlar da o adet şey olmadığından dolayı almıyorlarmış. Ondan dolayı ona yol veriyorlardı. Ama şimdi yeni bir kanun çıkmış. Artık çek parası olsa da dahi adamın gidip de ne yapamıyormuşsun, tarihinden önce alamıyormuşsun diye bir şey çıktığını söylüyorlar. Bundan sonra fetva durum nereye bağlar bilmiyorum. Evet, bir izleyicimiz hocam bir sorum olacaktı. Oğlum 6 aydır atanmış imamdır. Ağrı'da yaşıyorum. Burada başlık parası çok istiyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen yapacağımı söyleyebilir misiniz demiş. Ağrı'nın dışında hanım alacak ona. Kurtaracak. Onlar öyle bir adet haline getirmişler onu. İslam'ın önüne geçirmişler. İşi zorlaştırıyorlar. Bu hoş değil, olumlu değil. Kesinlikle yanlış bir hareket. Yani kesinlikle bu başlık parasıyla alakalı, tabii bunu mehir olarak mı alıyorlar, başka bir şekilde nasıl bir şey alıyorlar bilemiyorum ama kesinlikle en az tehlikesi zorlaştırıyorlar. Tabii onlar kendilerine göre bir fetva buluyorlar mı? Yoksa kendi kafalarına göre işte süt parası adı altında yani olmayacak bir şeyler mi karşılarına çıkartıyor insanların? Bunlar hoş şeyler değil yani. Kesinlikle doğru değil. Ama ve lakin her şeyi bir kenara bırak. Ya işte ona bir yol bulsunlar, mehir olarak kabul etsinler, bilmem ne yapsınlar filan. En az yaptıklarını söylüyorum sana, işi zorlaştırıyorlar. Bu zorlaştırmaya da müsaade yok. Zorlaştırmayacaksın yani. Efendimiz kolaylaştırın buyuruyor. Sen zorlaştırırsan Allah muhafaza etsin. Bu insanlar evlenemezse bunların vebalini de daha sonra nasıl çekeceksin yani. O yüzden kesinlikle bu şeyden vazgeçmeleri lazım. Onlar da tabii oradan vazgeçmiyorlarsa başka yerden bulacak. Başka yöreden bulacak.
Öyle idare edecek inşallah. Rabbim muhafaza etsin. Selamun aleyküm hocam. Kader yok, kabir azabı yok diyen hoca bozuntusuna, hocalara ne söylersiniz diyor. Sen söylemiştin zaten. Sen söylemiştin zaten kıymetli kardeşim. Şimdi bunlar ilk defa söylenmiyor. Bunlar yani ilk defa Türkiye'de yeni ilk defa bu zamanda söylenmiyor. Bunlar Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar iman küfür mücadelesi devam edecek yani. Bunlar hep söylenmiş yani. Gelmiş birileri söylemiş. Sapıklar söylemiş, olumsuzlar söylemiş, yanlışlar söylemiş, herkes söylemiş yani. İnsanları yanlışa sürüklemek isteyenler söylemiş. Ki şu zamanda ben şunu söylemek istiyorum. Asıl işte demin onu anlatmaya çalıştım. İmam Maturidi Hazretlerimiz zamanında bunlar çok güçlüymüş. Şimdi o kadar güçlü sayılmaz bunlar. Ha güçlü değiller demiyorum ama güçlü sayılmazlar yani. Şimdi bir rüzgar bunlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? İmam Maturidi Hazretleri zamanında korkunç derecede güçlüymüş bunları yani. O yüzden dolayı ne oldu hepsi? Söndüler, gittiler. Rezil oldular, rüsvay oldular, perişan oldular. Hepsi şimdi gerçeği öğrendi ama iş işten geçti. O yüzden bunlar hep olur. İmanın karşısında imanı bozmak isteyen, imanı bozmak isteyen hep gelmiştir. Ama وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Allah hakkı getirdi, batıl zahil oldu. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَ Bunlar böyle rüzgar yani. Böyle bir eserler bir rüzgarlara geçer, gelir ama sönüp giderler. Daha sonra birileri yine bunlara benzer bir şeyler çıkartmaya çalışır. Bu hep olur yani. O yüzden biz Allah ve Resulü çizgisinden ne yapmayacağız? Ayrılmayacağız. Allah ve Resulü çizgisinden yürüyen, sahabe-i kiram efendimizin yolunu peşinden yürüyen, Allah dostlarından, Allah damlarından, ehli sünnet ulemasının yolundan ayrılmayacağız. Kendimizi muhafaza edeceğiz. Yoksa bunlar değişik şekillerde karşımıza çıkarlar. Değişik şekillerde bizi yönlendirmeye çalışırlar. Biz onlara kulak vermeyiz. Allah'a muhafaza etsin. Hocam bizim üst katımızda yabancı uyruklu insanlar var. Ve her gün evlerine çeşit kadın erkek geliyor. Ses ve gürültü yapıyorlar. Onları polise şikayet etsek olur mu hocam demiş. Şimdi gerçekten samimiyetle kalbine sor. Bunlar burada olumsuz olarak... Olumsuz olarak burada bulunuyorlar. Olumsuz şeyler yapıyorlar. Olumsuz şeylerle meşgullerse mutlaka bildirmek lazım. Gerçekten. Öyle hele erkek karışık, erkek kadın hanım karışıksa zaten illa bildirmek lazım. Ama yok gerçekten öyle değil de bunlar bir aile olarak burada bulunuyorlar. Olumsuz şeyler olmayabilir. Böyle şüpheler varsa İnsanların ev hayatıyla, ev haliyle ne yapmamak lazım? Oynamamak lazım yani. Gizlilerini açmamak lazım. Ama yok, hocam gerçekten bunların duruşları sıkıntılı, oluşturumları sıkıntılı, giden çıkanlar çok olumsuz tipler, ondan sonra hakikaten burada olumsuz işler yapıyorlar, görüyor, anlaşılıyor falan. Böyle bir durum varsa o zaman zaten bildirmek lazım. Rabbim muhafaza etsin. Oruç borcum çok var. Her kış tutacağım diyorum fakat çok hastayım. Azar azar ödesem mi? Tümör ve şeker tansiyonu. Şimdi de kan hastasıyım. Kan hastalığım çıktı. 67 yaşındayım. Ne yapmalıyım demiş. Yavaş yavaş ödesin. Azar azar. Yavaş yavaş ödesin. Eğer gerçekten ödeyemeyecekse, yani ben bu oruçları bitiremem, gerçekten böyle bir hastalığım var düşüncesindeyse, o zaman fitre olarak ödeyecek. Yani her orucu karşılığında fitre verecek yani. Evet hocam, programımızın da sonuna yaklaştık. Seyircilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Evvela sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Seyircilerimize diyorum ki sizin olmak çok güzel biliyorsunuz. Sağ olun, var olun. Sizin olduğunuz zaman biz mutluyuz elhamdülillah. Bu hafta Resulullah'a çalışıyoruz. Hoca hanım kardeşlerimiz çok etkilendim. 5 milyona yakın salavat-ı şerif çekmişler arkadaşlar. Çekiyorlar yani. Hala devam ediyorlar. 82 milyona ulaşacağız inşallah. 5 milyona yakın çekmişler. Bir hoca hanım kardeşimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görmüş. Resulullah onların meclisine alıyormuş. Ben sizden çok memnun oldum demiş. Ben sizden çok memnun oldum. Onu meclisine alıyormuş. Yani kendi meclislerine alıyormuş.
Çok etkilendim. Baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavattan memnun. Resulavattan memnun. Salavattan memnun. O zaman biz de salavatlara devam edeceğiz inşallah. Evet. Salavatlara devam edeceğiz inşallah. 10 Kasım'da da seher vaktinde de salavatların hediyesi için, evet, hep beraber ayağa kalkacağız. Salavatların hediyesi için Resulullah'a hediye olarak inşallah hep beraber göndereceğiz. Hepiniz davetlisiniz inşallah. Sizinle olmak çok güzel. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz hocam açıklamalarınızdan dolayı. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz inşallah. Evet sevgili izleyenler, bir feyiz meclisinin sonuna daha geldik. Gündeme dair önemli konulara burada sizlere anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Sizden gelen soruları da cevaplamaya çalıştık. Dediğimiz gibi Rabbim burada anlatılanlardan hakkıyla istifade edebilmeyi nasip etsin diyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize şimdilik Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı akşamlar efendim.